Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Türkiye Patopankreato Biliyer Cerrahi Derneği ve Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, bugünkü toplantımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Umarım güzel bir toplantı geçer. Biliyorsunuz aslında yurt dışından birkaç katılımcımız vardı ama ne yazık son dakika bir iptaliyle gelemediler. Ama umarım ki biz onların yerine aynı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ben gelemedi ama yine de Sayın Kihun'a ve bizler kırmayarak her toplantımızda olan Sayın Şükrü Emre Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman bizi Şükrü Hocam da destekliyor. Yine burada. Çok kısaca Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nden bahsetmek istiyorum. 1982 yılında Profesör Doktor Tuncer Karpuzoğlu tarafından kurulan bir merkez ve çok sayıda ilkler başarmış bir merkez. Özellikle de ekstremite nakilleriyle, dünyada da yüz nakilleriyle, kadavradan yapılan dünyadaki ilk rahim nakliyle kendini oldukça fazla gösteren bir merkez. Ayrıca Sayın Profesör Doktor Ömer Özkan'dan karaciğer naklinde de oldukça fazla faydalanıyoruz. Bizim hepatik arter anastomozlarımızı kendisi yapıyor, sağ olsun. Yenilenen bir merkezimiz var. Yaklaşık 1,5 yıl önce tamamen bir renovasyon işlemi yapıldı. Çok ciddi bir para harcanarak ve şu anda gerçekten iyi şartlarda hastalarımıza hizmet verebiliyoruz. Bir farklılık daha yaptık. HIMS denilen Healthcare Medication System'e geçtik. Bunun bize sağladığı faydalar var. Türkiye'de ilk defa bir organ nakli merkezinde, daha doğrusu dünyada ilk defa bir organ nakli merkezinde kullanılan bir sistem. Hasta güvenliği açısından ve hekim güvenliği açısından oldukça önemli. Bir ilaç verilmeden 5 kere denetleniyor bu sistemde. Ayrıca size uyarılar çıkıyor. Mesela kreatini 0.8 olan bir hasta 1.2'ye çıktığında 1 yıllık bir asistanınız bile olsa lütfen hastanıza mayı veriniz, işte Doppler'ini yenileyiniz, kreatin değerlerini yenileyiniz gibi birçok uyarı sistemleriyle çalışıyor. Hemşireler da önemli bir değişiklik oldu. Bileklikler, barkodlar var ve verilecek her şey bunlara göre dizayn ediliyor. Tabii 4000'in üzerinde bir böbrek nakli yapılan bir merkez, ciddi bir deneyim var. 500'ün üzerinde karaciğer var. Karaciğerler daha çok önceleri kadavra ağırlıklı ama son 2-3 yıldır canlı ağırlığı da var. 2018 yılında da 200 böbrek, 45 karaciğer nakli yapıldı merkezimizde. Sayın Rektörümüz bugün bulunamadı. O da selamlarını söyledi, il dışında olduğu için. O da kornea nakliyle uğraşıyor. 100'ün üzerinde kornea nakli, kalp nakli yapılan oldukça yoğun bir merkezimiz var. Ayrıca elbette diğer aktivitelerimiz de var. Organ nakli haftasına da girmiş bulunuyoruz bugün. Biraz önce de söylemeye çalıştık. Organ bağışı çok önemli bir olay ve Akdeniz bölgesi de burada aslında öncü bölgelerden biri. Yine Sağlık Müdürümüzün öncülüğünde umarım yeniden eski günlerine kavuşacağını ümit ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum.